Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere ne anlatacağım? Hani bu tatil döneminde çok fazla yoğun ders çalışmayın dedik ama eğitime hiçbir zaman ara verilmez. Ders çalışmayabilirsiniz, bazı şeylerin mantığını öğrenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Aslında ders değil, biraz daha çok eğlenme diyebiliriz bunun içine. Biliyorsunuz çokgenler diye bir konumuz var. Çokgenlerde iç açılar toplamı, dış açılar toplamını bulabiliyoruz. Bunun için bize bazı formüller verilmiş. İşte bu formüllerin çıkış noktasından bahsedeceğim. Rastgele bir dörtgen var karşımda. Kaçgen, altıgen, yedigen, sekizgen hiç önemli değil. Hepsinde aynı sistemi uygulayabilirsiniz. Burada 1, 2, 4, 6, yedigen var. Öncelikle yedigende iç açılar toplamını nasıl hesaplarsınız? Köşegen sayısını nasıl hesaplarsınız? Buna bakalım. Diyelim ki köşegen sayısını bulmak istiyorum. Bunun için bir tane köşeyi baz alalım. Şu köşe. Bu köşeden bütün köşegenleri çizelim. Yedigende bir köşeden 4 tane köşegen çizebildim. Neden? 1. Bir köşeden kendisine, 2. Sağdaki komşusuna, 3. Soldaki komşusuna köşegen çizemezsiniz. O zaman bir çokgende kendisine, sağ köşe ve sol köşe 3 tane noktaya köşegen çizemediğiniz için herhangi bir köşeden n-gen olarak düşünürse bunu n-3 tane köşegen çizebilirsiniz. Buradan n-3 tane çizdin. Buradan da n-3 tane çizeceksin. N tane n-3 çizebilirsin. Bakın bu noktadan n-3 tane çizebildim. Niye? N tane köşe var ama kendisine ve iki komşusuna çizemiyorum. Bu yüzden n-3. Bu köşeden de n-3 tane. Bu köşeden de n-3 tane. Bu köşeden de. Dolayısıyla n tane n-3 köşegen çizebiliriz. Ama dikkat edin. Buraya geldiğimde buradan zaten buraya köşegen çizmiş olduğundan buradan buraya çizemem. Yani ama hesaplamamda var. Hem bu var hem bu var. O yüzden çıkan sonucu 2'ye bölersiniz. Bu size bir çokgendeki toplam köşegen sayısını verir. Hocam toplam köşegen sayısını verdiniz ama toplam açıların toplamı vesaire bunlar nasıl bulunur? Hadi ona da bakalım mı? Mesela bir köşeden çokgende n-3 tane köşegen çizilir demiştik. Ya da şöyle düşünelim. Burada yedigen var. Yedigen için 4 tane köşegen çizdiniz. Peki 4 köşegen kaç üçgensel bölgeye ayırdı bunları? 5 tane. Yani yedigeni bir köşeden çizilen çizgilerle 5 üçgene ayırabiliyorsunuz. Çünkü gene aynı mantık var. Şuralara köşegen çizemediniz. O zaman 9'geni 7 tane köşe ayırırsınız. Her seferinde kenar sayısının 2 eksiği kadar üçgene ayrılacaktır. Doğru mu? Çünkü bu yedigende 5 oluştuysa kenar sayısını bir arttırın, sekizgende 6 tane oluşacaktır. Yani n-gende n-2 tane üçgen oluşacaktır. Peki bu n-2 tane üçgenin her birisi için iç açıları yazarsak A'dır, B'dir, C'dir. A, B, C toplamı bu üçgenin iç açıları toplamı. D'dir, E'dir, F'dir. D, E, F toplamı bu üçgenin. Hepsini böyle yaparsak dikkat edin oluşan tüm bu üçgenlerin iç açılarının toplamı tam olarak aradığım çokgenin iç açıları toplamını vermeyecek mi bana? O yüzden n-2 tane üçgen var. Her birisinin iç açılar toplamı 180 olduğundan tüm açıların toplamı n-2 çarpı 180'dir. Bu bir altıgen mi? N yerine 6 koyun, 4 çarpı 180. Beşgen mi? N yerine 5 koyun, 3 çarpı 180 bize iç açıların toplamını verir. Ha hocam anladık. İç açılarının toplamı n-2 çarpı 180. Peki dış açıların toplamı neden hep 360? Gayet basit. Bakın şimdi. Dış açı dediğimiz olgu şudur. A. B. Şimdi ben şöyle desem. Şu ikisinin toplamının 180 olduğunu biliyorum. Tabi bu AB'nin şuradaki A ve B'lerle alakası yok. Onu da söyleyelim. Hatta kafa karışmasın. X'ye diyeyim ben bunlara. Şimdi burada bir tane 180 var. Burada da bir tane 180. Burada da bir tane 180 var. Şu iki açıyı birden aldığımda bu 180'ler kaç tane olacak arkadaşlar? Bu bir n-gense n tane. N tane 180 var. N tane 180'den iç açılar toplamını çıkartırsam, şunları çıkartırsam geriye şuradaki dış açılar kalmayacak mı? Evet. İç açıların toplamı neydi? n-2 çarpı 180'di. Hesaplayalım. N çarpı 180 eksi n çarpı 180 artı
2 çarpı 180. Gördüğünüz gibi bunlar gitti ve dış açılarının toplamı 2 çarpı 180 yani 360 olarak kaldı. Bunun kaçgen olduğu değil. Ve insanlar bu formülleri rastgele bulmuyorlar. İnsanlar düşünüyorlar. Ben bunu üçgensel bildiklerinden yola çıkarak düşünüyorlar. Ben bunu üçgensel bölgelere ayırırsam eğer n-2 çarpı 180 bana iç açılarının toplamını verecektir. Gördüm çünkü bunu. Dış açılarının toplamı da daima 360'tır. Kaç kenarının olduğunun hiçbir önemi yok. Evet, umuyorum sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.